Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır senden ayrıldığımıza? Sanma unutur kalp ağrısı zamanla, her şeyi unutarak yaşanır sanma. Neydi bir arada tutan şey ikimizi, birleştiren neydi ellerimizi? Bırak bana anlatma İmkansız sevgimizi. Sevmek birçok şeyi göze almaktır. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır senle ayrıldığımıza? La 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 la. Ne çok anıyla yüklü, nerede o taverna, nerede sinema? Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki, geç kaldıktan sonra arama boşa. Neydi bir arada tutan şey ikimizi, birleştiren neydi ellerimizi? Bırak bana anlatma İmkansız sevgimizi. Sevmek birçok şeyi göze almaktır. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır senle ayrıldığımıza? Ne güzel müzikler. Evet, valla. Yani teşekkür güzel, ederiz. En sevdiğim şarkı. En sevdiğin şarkı mı? Evet. Benim en sevdiğim şarkısı Derya'nın Baba Bana Bir. Oo. Onu da yapalım o zaman. Evet, yapalım valla. Yani. Çok olur, kapanışta yapıyoruz. Yapabiliriz. Devamlı olarak onu dinliyorum, evet, evde de. Öyle mi? Benim ablamda da bütün, neredeyse bütün kasetleri varmış. Zaten çok sevgilerini iletiyor. O, Altınoluk'ta zamanında artık 90'lar senesinden beri, yani o zaman ablam, hatırlıyorum ben de, şey asılıydı. O zaman ben o ablamdan poster görmüştüm. Poster asılıydı evde. 90, ben o zaman 6 yaşımdaydım. Hani yeni Türkiye ablamdan aslında şey yaptım. Bütün kasetleri falan vardı. Çok da sevgilerini iletiyor. Hatta şeyi de bizim çok sevdiği Yeşil Müşik. Bir de onu onları da çok seviyorum dedi. Hem Aşk Yeniden, bir de bu şarkıyı. Evet, o yüzden özellikle yakışır. Yeşil Müşik. Evet, doğru. Yeşil şey, doğru. Onu şey yapalım. En çok farklı üniversitede seminer veren iş kadınları... Orhan Bey, anlatabilirsiniz. Evet. Gerçekleşti. Şimdi bizim böyle rekorlarla insanlara güzel şeyleri atlatmak istiyoruz. Bazı güzel insanlar var Derya'cığım. Bunlar farklı şeyler yapıyorlar. Onları özellikle bu Dünya Kadın Rekoru olarak
hanımefendi anlatsın istiyorsanız şey yapsın. Çünkü bu işler arkadaşlar gönüllülük esasına dayalı yapıldığı için motivasyonunuz çok önemli. Ben başta çok saygıdeğer, bana yolumu açan, benim yolumu açan, idolüm olan çok saygıdeğer Sayın Profesör Orhan Kural'a teşekkür ediyorum. Siz değerli dostlarıma, arkadaşlarıma bugün de yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ve cümlemi burada noktalıyorum. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Burada İbrahim Zaman Bey var, belki fotoğraf sanatçısı ve Bangladeş başkonsolosu katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Böylece insanlara yaptıkları güzel işlerden dolayı tam ne veriyoruz. Rekoru tam olarak en çok üniversitede, en çok üniversitede konferans vermiş. Konferans seminerlere vermiş. Katılmış. Tüm Türkiye'yi gezerek tek tek özellikle öğrencilerin yani işte motivasyonunu hangi branşı seçmesi gerektiğini onlarla böyle konuşmuş, onları doğru yönlendirmeye çalışmış. Amacı buymuş. Anladım. Hocam zaten bitmez bir enerjisi var. Zaten bir öyle. İlham da veriyor insanlara. Aynen, bana her zaman ilham veriyor. Kitapları da öyle zaten. Doğru. Evet, arkada bir yine bir şey görüyoruz. O nedir acaba İnci Hanım? Bu şimdi benim çok hoşuma gitti. Hemen İnci'ye dün attım. Bu aslında Madame Curie'nin kendisi zannettim ama değilmiş. Bu filmindenmiş. Ama çok güzel bir konuşma yapıyor. Ben her zaman Madame Curie'ye hayranım. Bir dinleyelim istiyorsanız. Even now, after 25 years of intensive research, we feel there is a great deal still to be done. We have made many discoveries. Pierre Curie, in the suggestions we have found in his notes and in thoughts he expressed to me, has helped to guide us to them. But no one of us can do much. Yet each of us, perhaps, can catch some gleam of knowledge, which, modest and insufficient of itself, may add to man's dream of truth. It is by these small candles in our darkness that we see before us, little by little, the dim outlines of that great plan that shapes the universe. And I am among those who think that for this reason, science has great beauty, and with its great spiritual strength, will in time cleanse this world of its evils, its ignorance, its poverty, diseases, wars, and heartaches. Look for the clear light of truth. Look for unknown, new roads. Even when man's sight is keener far than now, divine wonder will never fail him. Every age has its own dreams. Leave then the dreams of yesterday. You, take the torch of knowledge and build the palace of the future. Madame Curie ilk Nobel ödülünü alan ilk hanımdır. Kadın. Ve kendisi senelerce laboratuvarda eşiyle birlikte çalışmış. Polonya kökenlidir. Ve hiç zaman yılmamış. Eşi radyoaktivite kaparak ölmüştür. Pierre Curie. Bu mücadele efendim. Evet. Ve burada da neyi anlatmaya çalışıyor? Bilimden uzaklaşmayın. Cehaleti yenin. Evet. Tek doğru ışık bilimdir. Evet, radyoaktiviteyi bulmuş. Radyoaktiviteyi bulan eşi de oradan dolayı. Radyumu, evet. Kimyager ve fizikçiymiş. Fizikçi olarak da Nobel ödülü alan ilk hanımdır. Hatta iki tane almış Nobel ödülü. Evet, fizikte ve kimyada. Ve fizikte ve kimyada, değil mi? Evet. Hatırlar mısın Madame Curie? Hatırlamıyorum. Okuduğumuz için. Evet. Beni çok etkiledi, paylaşmak istedim. Evet, çok ben de sizinle bir şey paylaşmak istiyorum şu anda. Şimdi görüyorsunuz nedir bu acaba? Değil mi? Hani makyaj şeyi olabilir, ne bileyim para çantası olabilir, çantamıza koyabileceğimiz bir şey bu. Çok kullanışlı bir şey. Sıfır atık, çevre için sıfır atık. Ben açayım bunu bakalım, ne çıkacak acaba? Çanta, bez çantası İstanbul. Bakar mısınız? O kadar güzel ki, hem taşıması da çok güzel. Torbaya ihtiyacımız kalmaz. Torbalara para vermemiz gerekmez.
Çeplerimiz azalır. Ne dersiniz? Ne diyorsun Melis? Azaldı mı İstanbul'da diyorsun naylon torba tüketimi? Bence azaldı yani. Ama ben... süpermarketlerde bitmiyor çok bu güzel iş. Yani yine gidiyorsun bir pastacıya gene naylon veriyor. Çok güzel bir de böyle yani duruyor. Bir de süpermarketlerde evet, yetersiz yani. Senin alışkanlık edinmenle alakalı. Biz mesela hep zaten önceden de öyle file falan kullanıyorduk annemle. Ve bez çantalarımız vardı zaten. Onlarla süper giderdik. Hala aynı. Ben hala evimin yanında pazar arabamla çıkarım mesela. Tıngır mıngır giderim böyle markete. Alırım içine her şeyimi. Tekerlekli araba. Türkiye'de çok az. Kullanmıyor kimse. Evet. Pazar çantaları falan. Yani evet, ben bayağı biz bayağı aradık ve bulamadık yani. O tekerlekli. Evet. Bu şey de çok satılıyor Almanya'da onlar. Almanya'da çok kullanılıyor. Yani, çok ablam da kullanıyor. Yani şimdi ama yurt dışından da. Çünkü çok alışveriş yapmayacaksa hani. Böyle çıktığımda falan böyle bazen de ama böyle bakıyor böyle garip böyle garip garip bakıyor insanlar. Aa hani falan. Böyle değişik biz Türkiye'de çok tuhafız yani. Mesela benim için en büyük keyif o. Sonra alışkanlık hali yani sonra moda olur. Ondan sonra herkes kullanmaya başlar. Böyledir ya ilk başta yadırgarlar. Aynen oysa ki bence en basit şey en azından omuzlarını falan da yormamış oluyorsun. Bu arada bir haber daha. Bu çok yeni bir olay. Burası bizim çok sevdiğimiz Timsah Karabekir. Kazım Karabekir'in kızının müzade getirdiği eve. Biliyorsunuz Kazım Karabekir Atatürk'ün yıllar yılı en iyi dostuydu. Ve evine sağ olsun Timsah Hanım ve yanında torunu da var. Onunla birlikte bu köşkü tamamen müze haline getirdiler. Çok güzel. Ve tavsiye ederim herkesin görmesini. Orada ilk defa yetimler için bir Kazım Karabekir bir özel yer yapmış. Ve yetimlerin binlerce yetimi orada bakmış. Bilmiyorduk ve yetimlerin söylediği bir şarkı var. O da orada duruyor. Ben de bilmiyordum doğrusu. Kazım Karabekir, şeyden, Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir isim. Tabii. Doğru, bazı şeyleri bilmiyoruz. Kendisi biraz Erzurum o kongreleri ve Kurtuluş Savaşı'nın başlamasının en büyük gücü denebilir yani. Biz müzeyi gezer misiniz? Gittiğiniz geziş yani gittiğiniz yerlerde, gezdiğiniz zaman, gittiğiniz ülkede müzeleri. Evet, çok seviyorum. Mesela hangi tarz müzeye de gidersin ya da? Hepsini hani, aslında. Her yeri görmek isterim yani. Mesela yurt dışında da öyle. Hiç böyle taksiye falan bindiğimi hatırlamıyorum. Hatta her gün böyle bakıyordum. En az 30 bin adım atarım yani. Her yeri gezmek istiyorum. Her yeri görmek yürüyerek istiyorum. Yürüyerek keşfediyorsun. Tabii yürüyerek. Yani hiçbir yeri kaçırmak istemiyorum. Vallahi, evet. Biz de konserlerden her fırsatta. Yani mesela Gaziantep Müzesi çok güzel. Evet. Antakya açıldı. Yani 1-2 yıl oldu. O şeyler işte. Mozaikler. Muhteşem. Fırsat bulabiliyorsunuz yani konserlerde. Bazen hani çünkü günü birlik ya da evet, yaratıyorsunuz. O çok güzel, çok önemli. Çünkü bazen olmuyor istiyoruz. Bizi önce bir yemeğe götürdüler. Böyledir yani esas oranın şeyini, kültürünü bize gelmiştiriz ama bazen fırsat olmuyor. Olunca da çok seviniyoruz. Olunca da değerlendirmek gerekiyor. Evet, şimdi ne görüyoruz ekranda? Kuş yuvalı kiremit fikri dünyada bir ilk. Kiremitten kuş yuvası yapmışlar. Çorum'daki bir fabrikada tasarımcı tarafından dizayn edilen kuş yuvalı kiremit üretimini gerçekleştiren fabrika sahibini kutluyoruz. Helal olsun. Helal olsun evet. Gerçekten helal olsun. Yani onu düşünmüşler, yapmışlar. Elon Musk'ın aslında niye Türkiye'ye gelmiyor bilmiyorum. Güneş enerjisinden yararlanan kiremit yaptı adam. Güneş enerjisinden kiremit. Yani yararlanan değil, üreten. Üreten. Kiremitler kaplıyorsunuz damınızdan. Ha onu biliyorum elektrik evet. Elektrik elde ediyorsunuz. Evet ama bu şeyi ama kiremitten bir dakika bizim yani kiremit. Normal kiremitten ama bizim bildiğimiz şeyler neden oluyor? Bu bizim güneş şeyleri var ya işte bunu paneller yapılıyor. Paneli. Ha, o başka işte bir şey. İşte kendisi panel yani. Öyle kiremit aynı zamanda panel oluyor yani. Öyle şey yapmış ki çünkü yani güneyde çok kötü bir manzara ya. Çok çirkin. Bütün çatılar böyle dolmuş taşmış çirkin yani. Değil mi? Her tarafta hani, bir şey böyle. Bir zaman antenler ama hala var aslında şeyler. Anten evet. Hala var gene de rastlanıyor ama. Şimdi Mersin'de hani büyük, ya şey hep büyük bir hizmet değil bu ya. Evet. Fakat bizde hiç bahsedilmiyor bile. Belki Elon Musk ekonomik olmamış olabilir. Tesla, bilemiyorum yani. SpaceX. Yani ekonomik olarak. Büyük başarılara imza atan adam. Çok büyük. Ben geçen hafta bir televizyon kanalına konuk oldum. Oradaki hanım söyledi. Ben bilmiyordum. Hoşuma. Belgrad Ormanı ismi nereden geliyormuş? Duydunuz mu hiç? Nereden? Belgrad Ormanı. Hakikaten öyle. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman Belgrad Seferi'nden dönerken çok sayıda esir getirmiş.
çok sayıda. Bunlar da tabii korku içindeler falan Osmanlı'ya. Demiş ki tam oraya geldiklerinde kim demiş burada demiş fidan dikerse demiş. Ben onları hür yapacağım. İnanmamışlar, şaşırmışlar falan. Demiş burayı ağaçlandıracaksınız ve sahip çıkacaksınız demiş. O köleler orayı ağaç dikerek orada özgürlüklerine kavuşmuşlar. İyi mi? Oradan geliyormuş belki gerçekten. Harika bir şey. Evet, bu ne zaman? Hiç bilmiyorum. Hiç duymadık ben. O kadar da koşuya gidiliyor. Şeyden Belgrad Ormanı denir ama. Belgrad Ormanı hakikaten neden İcat edilmiş bir şey olmuş mu? Acaba da. Doğru olabilir de belki bilim araştırmak lazım dedi konular bunlar. Ve programımızın maalesef sonuna geldik ama son mesajlarınızı almak istiyoruz. Tabii sizden tekrar bir şarkı alacağız ama almadan benim önce bir şarkı mesajlar. Hani değinmek istediğiniz ya da önemsediğiniz yani bir mesaj var mı? Bu hep klişe gibi oluyor ama gerçekten ben bunu söylemek istiyorum. Mesela sabah bazen ben böyle 6'da falan uyanırım. Görüyorum mesela bütün işte belediye işçilerimiz sabah o saatinde uyanıyorlar ve ellerini süpürgeyle süpürüyorlar, temizliyorlar. Ki biz daha iyi, daha güzel bir sabaha uyanalım diye. Lütfen artık yere çöp atmayalım ya. Artık hani yani bunu söylemek bile ben hani şey geliyor, çok klişe ve çok saçma geliyor şunu söylüyor olmak bile. Ama yani lütfen atmasak ne olur ya hani. Evet. Pet şişe atıyorlar arabalardan. Yani şehirler arası yollarda. Evet, her şey. Çorap, CD gördüm. Ben de inanamıyorum. Bu nasıl bir insan tipidir? Ne diyorlar biliyor musun bana? Niye atıyorsun diyorum. Çöpçüye niye para veriyoruz diyor. İyi dedim o zaman mezarcıya da para veriyoruz. İnsan öldüğünde mezarcıya iş çıksın dedim ben de. Diyor ki çöpçü ne iş yapacak diyor ben atmazsam diyor ya. Vallahi bunu duyanlar oluyor yani. Bizim sitede evin arka tarafında arabalar var. Otopark alanımız arkasında. Yani evin camından attıkları şeyleri yani söylemeye utanıyorum. Ve inanamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir de yani ben bu insanlarla nasıl bir arada yaşayabiliyorum? Doğru, hani vallahi çoğu zaman şey yazmayı düşündüm. Böyle kocaman bir pankart açacağım dedim yani. Oraya asacağım apartmanın girişine. Hani görsünler ve belki atmazlar. Evet belki akları başına gelir. Yok ama zannetmiyorum. Çünkü o bir şey gibi. Yani inşallah tabii ki düzeliriz. Ama hep her seferinde uyarmanız gerekiyor. Uyarmanız gerekiyor. Göçebe kültürü. Bakalım bu sefer Derya ne söyleyecek? Evet, sizin bir şey söylemek için mesajınız olsun. Mesajınız olsun. Hadi bakalım mesajınız olsun. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Güzel bir şarkıyla bugün moralim bozuldu. Moral kazandım sizin sayenizde. Sağ olun. Çok güzel. Evet, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunların kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Bana bir masal anlat baba, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunları kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Bana bir masal anlat baba, içinde denizde balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay.
yara. Naranina ye narina, naranina ye narina. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun.